Selamlar, hoş vakitler sevgili Kulis Kıbrıs takipçileri. Bir kez daha canlı yayında karşınızdayız Aslı Aslan'a programında. Bugün çok değerli bir konuğum var. Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Zeki Çeler bizlerle birlikte. Sayın Vekil hoş geldin. Hoş bulduk. İyi gördüm seni. Hangi yönde söylediğimi İyi gördüm seni yani. Kaç zamanda görüşemedik, nedir durumlar diye soracağım. Tabii memleketin hali gibi diyeceksen olmasın ama. Efendim, senin yok memleket gibi demem. Ben eğer memleket gibi diyecek olsam lazımdı Buraç'ta her bir tarafından bir şeyler dökülsünüdü. Parçalanmış bir vaziyette durayım. Nedir? Bir deri bir kemik kalmış. Bir deri bir kemik olarak diyorsun. Öyle değilim. O yüzden iyiyim. Çok şükür. Yani heyecanlıyık Cuma'dan itibaren. Evet. Atraksiyon başlıyor. Daha net bir şekilde görünür olabileceğimiz noktaya geçiyoruz. Yani meclisin açılması söz konusudur Cuma günü. Seremonik bir açılış olacağı için açılacak Cuma'da. Cuma'dan sonra ne olacağıdır önemli olan. Tabii yani o da var. O yüzden memleket gibi değilim. Ben daha iyiyim diye söyleyeyim. Gerçi zaten kapalı. Meclise kapanmadıydı. Ama geleceğim bu konuya. Kapanmadan zaten yasasına girdiydi. En yeni konudan başlamak istiyorum. Bugün TDP bir Yüksek İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Evet. Memleketteki kirli yakıt meselesiyle ilgili 450 bin zarar iddia ediliyor. Vakile Mühendisler Odası'nın söylediği bir de 257 bin zararsız bir ceza. O da kesilmedi. Bununla ilgili bir dava süreci başlattınız. Yeni oldu bugün bu. Ne bekliyor? Ne bekleyelim sence? Yani aslında beklediğimiz, gönlümüzden geçen arzulanan yasaların, anayasanın, kuralların herkes için eşit bir şekilde, adil bir şekilde uygulanabilir olmasıdır. Bir hata, bir yanlış yapanın yasalar karşısındaki yargıya gittiği sürecin sonunda kararın erken verilip uygulamanın yapılmasıdır. Yani burada ben yargıyla ilgili herhangi bir eleştiri yapmak istemem. Umarım en kısa zamanda gereği yapılır, karar alınır. Suçluysalar suçlu, suçsuzsalar suçsuz ortaya çıkar. Ama önemli olan karardan sonra eğer suçluysalar ne olacağıdır? Uygulamaya girebilecek mi? Yargının verdiği karara saygı duyup gereken makamlar gerekli işlemleri başlatacak mı? Çünkü yargı orada yasaları, anayasayı, kuralları göz önünde bulundurarak bir karar verir. Bu kararı uygulayan makamlar da polistir, hükümetin diğer kanadıdır, yani kanatlarıdır. Ve bunu yaparlar, yapacaklar mı? Hiç sanmam. O yüzden durmadan da yargıya olan güveni de azaltacak şekilde geliyor ama kabahatlı yargı değil, kabahatlı yargının kararlarını uygulamayanlardır. Öyle görünüyor. Birçok olaylar var tabii bu şekilde cereyan eden. Ona da biraz hem siyasete hem de yargıya hem de geneline devletin bir güvensizlik var. Maalesef. Şimdi tabii yani bunun birçok sebebi var. Son zamanlarda tabii işte bu az önce konuştuk meclis meselesinde baktığımız zaman kapanmayan bir meclis, açılması da belirsiz olan bir meclis aynı zamanda gene. Nedir TDP'nin tavrı ne olacak burada? TDP ne yapacak? Şimdi bir yandan da şey diyorlar sevgili Zeki yani sanki de meclis oturuma katılmayınca bir suç işliyormuş gibi adlediliyor bazı taraflar tarafından. Yani oradaki o kötülüğe bir destek verilmesini bir şartmış gibi görenler de var. Yani hükümetin durumu ortada. Neler düşünüyorsun bu konuda? TDP ne yapacak? Şimdi herkesin şunu bilmesi lazımdır. Siyasette eğer muhalifseniz, hükümetseniz bile aslında yanlış gördüğünüz noktalarda sizi işte meclis iç tüzüğü gereği veya yasalar gereği elinizde bazı imkanlar vardır. O imkanları kullanarak siz toplumu da bilgilendirir, bilinçlendirir veya toplumu yönlendirmeye çalışırsınız. Veya o imkanları kullanarak hükümet edenlerin ve eğer siz de hükümetteyseniz o yanlışın yapılmasını engelleyebileceğiniz noktalardır bunlar. Yani biz seçildik diye tüm meclis oturumlarına girersek hükümetin sağlaması gereken nisabı sağlamamak için oralara girmeyenlerin yerini bizler doldurursak ve o doldurduğumuz gün hükümet edenler bu toplumun zararına kararlar alıp hareket ederse o zaman biz de onlara suç ortağı olmuş oluruz. Ama eğer doğru ve yapılması gereken, alınması gereken bir karar alınacak, bir yasa geçirilecekse ona tabii ki gireceğiz. Ama kimse bizden beklemesin. Karşı durduğumuz bir konuyla ilgili meclise gireriz. Artık şimdi zaten bu yasalar masal noktasında geçtik. Bu hükümetin bu topluma bir fayda sağlamadığı, aksi gibi bizi geriye götürdüğü, yapılanları, geçmişte yapılan doğru adımları bile mahvettiklerini artık herkes fark etsin. Yani burada takım tutar gibi hükümette UBP vardır, DP ya da YDP vardır diye her şey doğrudur, yaptıklarını kabul ediyoruz diye lütfen artık bu partilere oy veren insanlarımız o algıdan uzaklaşsın. Memleketin ne hale geldiği, nasıl bir noktaya döndüğümüz ve
artık hani enkaz edebiyatı yapılmaz derler ama kimse kusura bakmasın. Yarın hükümete biz girecek olsak ilk söylenecek cümle budur. Enkazdan beterdir şu anki pozisyon. Ve bizim buna dur dememiz lazımdır. O yüzden erken seçime götürmek zorundayız bu memleketi. Ha, erken seçime götürdüğümüzde her şey güllük gülistanlık mı olacak? Hayır. Ama en azından eğer bu toplum gerçekten bir şeylerin değişmesini istiyorsa, doğru adımlarla belli bir süreç geçtikten sonra da radikal kararlar alınarak belki de siyasi ideolojilerimizde bile bazı noktalarda ödünler vermek zorunda kalacak olsak bile artık toplum bunu kabul edecek ve o şekilde uzun bir süre alacak artık bu memleketin düzelmesi. Yani yeniden yapılanması demek. Yeniden yapılanması, doğru adımların atılarak halkın beklentisi olan o refahı sağlayabilmek çok uzun süreç ister ve acı bir reçetesi olacak bunun. Yani diğer partiler arkadaşlarımız hep bunu söylüyor. Acı bir reçetesi olacak. Bu reçeteyi kabul edecek miyiz? Eğer bu reçeteyi kabul etmeyeceksek zaten oraya gelmemiz de doğru olmayacak. Çünkü zaten biz de göndermek isteyecekler. Yani toplumun artık silkelenip kendine gelmesi lazımdır. Hepimizin. Çünkü hep suçlu başkalarını ararık. Ha, meclistekilerdir, milletvekilleridir. Bizi kim seçti oraya? Bizi oraya kim gönderir? Bu hükümetin şu anda iktidar olmasını sağlayanlar kimlerdir? Onlara destek veren bağımsız vekilleri seçen kimlerdir? Bizik. Bizik yani bir elin beş parmağıdır. Hepimiz aynı değilik. Ama bu beş parmağı oraya da sokan gene bu toplumdur. Yani çok konuşulacak şey var. Belki de bizim saatlerce burada bunları açık açık konuşmamız lazımdır. Bütün memlekette bizi tekrar tekrar izlesin. Ha, inanacak, kabullenecek, bu söylediklerimizden farklı düşünmeye başlayacak olan insanlar da vardır. İnadına, hayır bunlar tamamındır, sizsiniz kötü olan diyecek insan da vardır. Ama ben eminim ki bizi de belli makamlarda görenler vardır. Yani o makamlara geldiğimizde neler yaptığımızı görenler vardır. Bize karşı olan ön yargıların ben farkındayım çok ciddi derecede azaldığını görüyorum. Özellikle şahsen Toplumcu Demokrasi Partisi'nin aşırı uç sol ya da işte Türkiye düşmanı veya yani bir şey yapmayacak bir parti olarak görürlerdi bizi. Ama Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda o geçirdiğimiz 15 ayın ardından üstünden 3 sene geçmesine rağmen hala da insanlar bizim dönemi söylüyorsa ve iyi anıyorsa demek ki Toplumcu Demokrasi Partisi'nin sosyal devlet politikası çerçevesinde sosyal demokrasiyi bu topluma bir anlatma fırsatı olduydu ve onu anlattık. Yani onu yapan orada Zeki değil, Zeki'nin sosyal demokrasi görüşleriydi, TDP'nin görüşleriydi. Yani insanlar bu şansı, bu fırsatı partilere vermek zorundadır. Takım tutar gibi parti tuttuğumuz sürece bu memleketten bir şey değişmeyeceğini anlamak zorundayız. O noktaya geleceğim ama şuradan devam etmek istiyorum sevgili Zeki. Yani 3,5 ay geçti, meclis kapanaldı, komiteler çalışmadı. Siz gerçi komitelerde yer almıyorsunuz grubunuz olmadığı için ama o da olmadı bu dönem. Yani şimdi komitelerde çalışmadı, eskiden en azından komitelerde çalışırdı. O da yok. Açılmayacağı da görülüyor. Nisan ve vermeyeceksiniz diyorsunuz. Kimse sizi bunun için suçlayamaz zaten. Ama yani UBP'deki bu kurultay kavgası sürdüğü sürece bu meclis, şimdi deniliyor ki 30 Ekim'e kadar bu meclis açılmayacak. E şimdi nasıl olacak bu iş? O zaman ne diyeceğiz? Ne dememiz lazım? Çünkü bu görüntü sizi vekilleri de meclisin hali orada. Yani onların yaptığı şey size daha maalesef. Şimdi onların yaptıklarının bize yansıması aslında gene onların söylemesi inandır. Zira UBP hükümettedir değil mi? Şimdi UBP'liler UBP'ye beğenmedikleri yönlerden dolayı lafını söyler, eleştirisini yapar. Ama şimdi diğer taraftan da UBP'nin bu kendi eleştirilerinden zarar görmemesi için bizi de eleştirirler. Muhalefet de bir şey yapmaz. Muhalefet de konuşmaz. Muhalefet de yanlış yapar. Muhalefet de meclisi lazım açsın derler. Ve toplumun geneline bizi de kötülerler. Aslında kendi kendilerinkini kötülerlerken varmada insanlar Ganar'da bu defa muhalefette olanlara daha çok oy verir. Onlar iktidara gelir de benimkiler kaybeder. Elinde sonunda yani söverim seherim, kavga ederim, eleştiririm kendileri ama partim benim partimdir diyor çoğu insan. Ve maalesef çok akil, çok böyle donanımlı insanlar da bunu yapıyorlar. Ve her ortamdaki söylemleri şudur. Evet UBP çok yanlışlar yapıyor. Ulusal Birlik Partisi köklü bir parti olmasına rağmen şu anda yaptıkları tavır, davranış, aldıkları kararlar, uyguladıkları yöntemlerin birçoğu hatalıdır. Zarar veriyor bu ülkeye, bizi geriye götürüyor diye söylerler. Ama işin ucuna dönüp dolaşıp hepsi de aynıdır. Ona geldik onu, ona gelir. Ona getirirler. Kendileri getirirler bunu. Neden? Çünkü eleştirir, kızar ama benim partimdir der.
Nazım orada olsun. Çünkü günün sonunda belki bir gün ben gene o parti hükümetteyken bir şeye ihtiyacım olduğunda tanıdık birinin olmasını ister. Yani bizim zihinsel yapımızdır aslında bu. Feodal yapı derler ya buna. Ve şunu da söylerler arada. Sistem değişsin. Sistem değişince ne olacak? Toplumun siyasete bakış açısı, bu feodal yapı, her yerde bir tanıdığı olsun da işi öyle çözülsün düşüncesi vazgeçmeden, onun yerine seçtiğimiz insan, o makamlara oturan insan toplumun bütününe fayda sağlayacak işler yapsın. Biz bunları seçelim. Varsın bir günde değil, 3 ay sonra çözülsün işimiz ama sadece benim değil, benim gibi aynı sorunu yaşayan insanların sorunu tamamen çözülsün. Müsaadenle bir örnek vermek isterim. Buyur. Kendi bakanlığım döneminde. Bu örneği veririm. Hem basittir hem de gerçektir. Benden önceki dönemde sosyal sigortalarda bilin, eğer sigortalıysan ve devlette bulunmayan bir ilaç, hastanede bulunmayan bir ilacı gidip dışarıdan aldığında 100 liraysa öden 100 lirasını, 80 lirasını sana o listedeyse o ilaç, sosyal sigortalar geri öder. Ama o reçetenin kontrol edilmesi lazımdır önce sigortadaki eczacı memurlar tarafından. Ondan sonra işte işlemler tamamlanır, gelin sigortalardan paranı alın. 8 ay gerideydi bu işlem. 8 ay geriden alacaklıydı insanlar. Böyle 100 lira da değil ha. Binlerce lira, 10 binlerce lira alacağı vardı bazen. Çünkü tabii kanser ilaçları var, bilmem neler var falan. Bir diğer yönde bunun, serbest hekimlere gidip bakındığınızda da alırsınız bir reçete. O reçeteyi gittiğiniz eczaneden alırsınız. 100 liraysa siz 20'sini ödersiniz, 80'ini sigortalar bu defa eczacıya öder. Eczacılar yollar bize o reçeteleri. Onlar kontrol ederdi. Aynı şekilde bu sigorta ödemelerinde eczacılara da 10 binlerce lira borcu vardı sigortaların. Parası yoktu diye değil ha. Sadece 2 tane personel vardı bu konuya bakan. Biri emekli oldu, diğeri de ciddi rahatsızlıklar geçirdiği için yıldık sonra torbalarla reçeteler bekledi. İnsanlar sigortalardan parayı alamıyor. Aralılar giderler gelirler durmadan hele o yaşlılar perişan olurlar. Neyse ne yaptık biz? İki şey yapabilirdim ben. Ya şimdiki hükümetin aslında özellikle bu ülkenin feodal yapısı gereği özellikle UBP'nin de çok uyguladığı bir sistem. Hemen bakan görüşür. Geldi Ulaş. Yahu dedi benim reçetem var. 10 bin lira alacağım. Alamıyorum. Tamam hemen özel kalem arayın sigortaları. Ulaş Bey'in faturasını bulsunlar ödetsinler. Yaptığımda ne olacaktım sana karşı? Gittik bakana ve çözdü. Helal olsun Zeki Çeler'e. 1, 2, 3. Müthiş de oy toplarım kendime değil mi? Bir defa da yapmasan suçlu olun ama. Söyleyeyim. Önemli değil. O da olur. O ayrı ama. Mesele. Ya 100 defa tane yaptığında da bir tanesini yapmadım. Bir tane de sorun yok. 99'u sevecek seni. Bunu yapmak yerine yaklaşık 3,5-4 aylık bir süre geçirdik. Eczacı anında konuştum. Vatandaşa da anlattık. Müsaade edin bize süre verin dedik. Ve sistem kurduk biz. Ve online işlemlere getirdik bu sistemi. Online'dır artık. Eczacıların kontrol etmesine gerek kalmayacak bir yöntem geliştirdik. Otomatik olarak reçete eczacılardan görünür. Gittiğinde alır, sisteme girdiğinde sigorta numarasını bizim sisteme bağlıdır. Ve otomasyona geçirdiğimiz için artık herkes faydalanır. Yani Ulaş'ın işini çözseydim, yani birebir çözmeye devam etseydim, şimdiki hükümetin yaptığı zihniyetinden hareket edecek olsaydım, bircik bircik çözeceydik. Ama biz biricik biricik çözmek yerine toplu bir çözüm yöntemi gelişiyor. Bizden sonra kadar da bunu kullanıyor. Ve biz sorunu ortadan kaldırdık. Şimdi bir bunu yapanlar vardır. Bir daha az önce söylediğim gibi. Şimdi toplumun artık buna karar vermesi lazımdır. Evet, şu anki hükümet, Ulusal Birlik Partisi o yapısı gereği, sevecenlik, işte bakan hemen görsün, işini halletsin sana, tamam yapar. Ama senden sonra kadar da düşün. Bugün seninkini çözdüm ama çocuklarınki, yani 10 sene sonra gene aynı problemler devam edecek. Sen 10 sene daha bu problemlerin devam etmesini mi isterdin? Yoksa 3 ay sonra bu problemlerin ortadan kalkıp artık kimsenin bu sorunu bir daha yaşamamasını mı isterdin? Tabii ki. Bu şeye benzer. Askerlik için izinler konusu oldu hatırlarsan. Uğraştık, mücadele ettik, başbakana gittik, cumhurbaşkanına çıktık. Ona söyledik, buna söyledik, izinleri kullanmazlar falan. Kim, bir tek biz uğraşırık. Birini bulman yanında seninle yürüsün. Mesela diyelim ki şimdi bu problemlerin anlatılması lazım. Sürenin kısaltılması, izinlerin kullandırılması. Kimse gelip seninle mücadele etmez. O günkü askere giderler. O gün herkes bu sorunun var olduğunu hatırlar. Çıkanlar da kendilerinden sonra kadar ben yandım, benden sonra kadar kül olsun algısıyla hareket ederse bu memlekette hiçbir zaman o da düzelmeyecek. Bilmem anla da bildim yani basit örnekle vermeye çalışıyorum çünkü tamam değilik. Değil kesinlikle yok. Seçimle ilgili bir şey daha soracağım. Tabii bu seçim yasası çok tartışıldı.
tartışılıyor. Son seçim sisteminde kullandığımız işte yanan oylar, karma oylar, %11'e yakın oy yandı. Bu değiştirilecek de değişti. Bu da yani komite nice bunu yapacaktı. Yapmadı ama meclis açılırsa eğer bu yasanın da gündeme geleceği falan konuşuluyor. Yani bunun da yapılması için yani bunu da ilerledileceği söyleniyor. Eğer var bu çalışma nedir bu durum? Yani şöyle söyleyeyim size. Seçim sisteminde bir ciddi bir yanlış yoktur. Oy yanabilir. Ama çok çünkü doğru anlatılmamıştır. Çok komplike bir sistem ama. Değildir. Komplike değil. Şunu yapabilirdik aslında. En azından bize uymadı. Çünkü %11 yandı, oy yandı yani. Ondan dolayı %2 ya, 3 yandı, 11 yanabilir çıktı. Çünkü orada murat ettiğimiz inan, uygulamaya konulan farklı oldu. Şimdi kolaylaştırılması lazımdır. Vatandaşın sandığa gittiğinde de alır oy pusulasını. Şimdi işte 16 lefkoşadır, 8 minimum, 16 en fazla vereceksin. Eğer karma kullanacaksan der sana. Minimum 2 parti arasında yapacaksın. Ya bırak minimum 25'te, hatta bana sorarsan tamamen tek bölgeye geçmemiz lazım. Ki ben çok iyi hatırlarım. Biz bir önceki dönemde bu komitelerde görüşülürken aslında ülkede tamamen tek bölge sistemine geçilmesi, 50 tane milletvekilinin sıralanması ve toplumun bu 50 milletvekiline ister partisine mühür vurarak tercih, isterse de 25 ile 50 arasında farklı partiler arasında karma yapabileceği bir yöntem arzulardık. Ama bu murad edileni bir geçiş süreci olarak bölgelerdeki kota sistemi devam etsin dedi. İşte Girne 10, Lefkoşa 16, Mausa 13, İskele yanılmıyorsam 5, Güzelyurt 4, Lefke 2 diye illa bir kota. Çünkü o bölgelerdeki insanlar da illa kendi temsilcilerini isterler. Şimdi anlatamadığımız bir nokta da burada var. Konu içinde konu açılır ama. Bunun da bir tarafı var ama ya. Yani var da şunu düşünüyorum. O feodal ilişkiyle sıklaşça yapıyor tabii. Evet. Şey yücretiyor ama bunu. Öyle oluyor. Doğru. Halbuki şu, yani Çalışma Bakanlığı yaptım değil. Az önce de sigortalarda ilaç paralarını konuştuk. Şimdi ben Çalışma Bakanlığı'yken bu sorun bir tek Girnelilerde mi vardı da ben bu konuyla ilgilendim? Veya askerlik konusunun TDP Gençlik Örgütü. Abi bu sorun vardır gençlerde bize ilgilenmiyor tabii ki ama onu ilgilenenler var işte. Sadece İskele bölgesine ilgilenenler aynen var. Aynen öyle. Şimdi o zaman o bölge yani bunu yapanları eleyeceksiniz, elemine edeceksiniz seçerken siz vatandaşlar olarak. Bakacaksınız kimler buralara geldiğinde toplumun geneline hitap edecek, kimler etmiyor, bir sonraki seçimde etmeyeni yollatacaksınız. Yani artık doğru adayları, doğru vekilleri seçmeye yönelecek vatandaş. Ha partiler de zaten vatandaşın eğilimini, oy eğilimini gördük sonra otomatik olarak kendileri değişecekler. Kendilerini değiştirmek zorunda kalacaklar. Partileri toplum fikirlerini ve düşüncelerini daha ciddi haykırmadığı sürece partilerin kendilerini değiştirmesini kimse beklemesin. Toplum bize haykıracak ki biz nerede yanlış yaptığımızı bulalım, duyalım. Duymazsak da temizlenelim. Meclisten. Tamam, şimdi budur olay. Şimdi böyle söylüyorsun. Güzel. Tamam buna bir şeyim yok ama mesela bugün bir çarpıcı manşet vardı Yeni Bakış Gazetesi'nde. Eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars diyor ki bir ayda 700 kişi vatandaş yapıldı. Son zamanlarda sen de çok daha iyi bileceksin. Kutlu Evren'in açıklamaları da var zaten. Gerçi o da görünmez bakan oldu son zamanlarda ama yani zannedersem yılbaşından beri 6-7 bin kişi vatandaş yapıldı. Şimdi geçen yıl Akıncı'nın seçimi 4400 oyuna kaybettiğini düşündüğün zaman böyle bir şeyde olduğu zaman siyasete güven tamamen altına alınır. Çünkü birileri müdahale edilecek, seçilecek birileri diyor. Hatta geçen gün Tufan Örürma mesela dedik yani eğer müdahale olursa CHP seçimden çekilecek. Şu anda UBP kurultayına da bu müdahale yapılıyor. Şimdi böyle hal böyle olduğu zaman senin bu iyi niyetli konuşmalarına rağmen birilerinin de bir şeyi değiştirdiği ortada değil mi sence? Şimdi bak o kaçınılmaz ve bir gerçektir. O orada durmaya devam edecek. Ama biz sandığa gitmemeye yani onlar vardır diye, bunlar yaşanıyor diye biz sandığa küsüp sandığa gitmezsek kendi sayımızı da bilmeyecek. Kendi oy oranımızı da bilmeyecek. Ve bu daşıma nüfusla yani şeyi ayrı tutarım her zaman. Gerçekten hak etmişse burada doğdu, yani büyüdü, evlilik. Normal devlet düzeni gibi. O normal bir devlet düzeninde vatandaşlık hakkı kazananın zaten onu alması gerekirdi. Ama velakin mesela geçen gün İçişleri Bakanlığı'na bir işim vardı gittim de adamcık uğraşır vatandaşlık alsın. Bayağı da yaşlı der, yani lafın gelişi dayanamadım dedim. Amca kaç yaşındasın? 70'ime geldim oğlum dedi. Ne yapacağım vatandaşlığı bu saatten sonra dedim. 76'dan beri bundayım oğlum dedi bak. Nasıl yani 76'dan beri Kıbrıs'tasın ve vatandaş olmadın? Yok dedi yapmadılar beni. Düşünebilin. Şimdi onu yapmak varken bir aile işte çalışma izni 12 mühürdür. Odur budur diyerek vatandaş yapıyorlar. Hiç olmayanlar yapıyorlar yani. Aynen öyle otomatik olarak da
senin, benim ya da sokaktaki vatandaşın, ya zaten bunlar durmadan vatandaş yapanlar. Biz sandığa gitsek de bir şey değişmeyecek. Görüntü o. Aynen. Şimdi buraya gelmeden önce de bir ablamla konuşurdum bu konuyu aynen. O da aynısını söyledi. Yani değişmeyecek oğlum, gitmeyeceğim dedi. Hayır dedim, gideceksiniz. Gitmeyenleri de ikna edeceksiniz ve tamamen görecek ki herkes sandığa gitti. Bizlerin oy oranı nedir? Ve maalesef sonradan bu şekilde usulsüzce veya işte güya usulüne uydurularak vatandaş yapılanların bu memlekette yarattığı şey. Ve bunu bilmesi gerekir herkesin. Bu sadece sana bana değil, özellikle UBP'ye de büyük zarar veriyor. Orada farkında zaten değil. Onlara yapılır zaten şu an. Yani açık söyleyelim. Kurultay için yapılır bunlar. Yani dürüstçe konuşacak değil mi? Aslı astarıdır program. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Aslı astarı. Şimdi vatandaş yapılanların ve bu insanların oy yönelimlerinin birçoğu genelde sağ zihniyetlere yöneliktir değil mi? Veya kendilerince bu kadar zamandır ayrıma uğradıklarını düşünen arkadaşlarımızdır. Ve yıllardır da UBP'ye oy veriyorlardı. Çünkü ana parti UBP'ydi sağda. Yavaş yavaş DP oluştu. Onun ardından şimdi YDP var değil mi? Hatta YDP'den de kopup Millet Partisi'dir, Bertanlı evet. Partisi'dir. Yeni bir parti daha kuruldu. Şimdi aslında o oylar sağda biriken oylardır. Onlar ona verecekler. UBP yavaş yavaş o kendi yaptıkları NASA, kendileri ektiler, kendileri biçiyorlar önümüzdeki seçimlerde. UBP'nin oylardır bölünecek. Onlar hep orada vardı. Evet, sayı olarak artacak ve rakamsal olarak sağ, yani YDP, UBP, MİP, tam yanlış söylüyorsam da özür dilerim. Millet Partisi. Millet Partisi, MEP, HP, bunlardan alacağını alacak. Ama biz bu yanda nasıl oy alacağız? Yani gideceksiniz sandığa, vereceksiniz oyunuzu. Ve artık bu memlekette herkesin oyu belli olacak. Şimdi gitmediğin sürece öbür taraf daha da çoğalacak. Yani anlarım haklı bir serzeniş, haklı bir moral bozukluğu bu vatandaşlık sayılarını duyduk sonra. Ama aslında toplum bir araya gelip bizleri o meclise birleştirecek bir noktaya aradırsa, özellikle daha sol düşünen partileri, yani bizim gibilerine daha çok fırsat verirlerse, hükümete geldiğimiz zaman da zaten o ayrımcılık ortadan kalktığında tamamen nasıl bir oy kırılması yaşayacağını da diğer taraftan herkes görecek. Yani bugün Zeki Çeler'e bir YDP'li de sempati duyabiliyorsa, bir UBP'li de sempati duyabiliyorsa, aslında bizim geçmişte söylediklerimizin yanlış aktarılması, belki de yanlış söylemlerimiz ve ön yargı yaratılması ve duvar örülmesinden dolayıydı. Ama biz o makamlara geldik sonra bu duvarı rahatça yıkabilecek. Zorlansak bile yıkılacak o duvar. Berlin duvarı dayanamadı ya bu dünyaya. O yüzden ben inanırım ki toplum sandığa gidip oyunu doğru kullandığı gün, o birlikleri sağladığı gün yavaş yavaş bu ülkede değişim başlayacaktır. Bunu konuşacağım, ittifak olarak da konuşacağım. Berlin'den bir soru Mustafa Billur. Diyor ki Türkiye'ye yakın bir zamanda Kırım'da Rus meclisi için yapılan seçimleri tanımadığını açıklamıştı. Nedeni de Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı şekilde Kırım'ı ilhak etmiş olması. Peki Türkiye'nin işgal altındaki Kuzey Kıbrıs'a seçimleri biz neden tanıyalım? Neden işgal altındaki Kuzey Kıbrıs'a demokrasi varmış ve ileride bizdeymiş gibi yaparak nüfus ve seçmen yapısı TC kökenini yasa dışı yerleşimciler sayesinde değişmemiş gibi yaparak sözde seçimlere katılıp hükümete talip oluyor TDP. Neden seçime giriyorsunuz diyor. Bu tutum uluslararası hukuk dışı bu işgal halini meşrulaştırma aşaması değil mi? Benim bildiğim galiba kendisi Almanya'da yaşar. Berlin'de dedim zaten. Tamam, Berlin'de yaşar. Tamam, şimdi Berlin'den yaşarken buradaki benim şeyimi çok tamam, sorgulamasın. Tamam, Kıbrıs'ın burada mücadele etsin o zaman. Tamam, soruyu. Burada bir işgal olduğunu söylüyorsa gelip burada işgale karşı mücadele etsin. Tamam, yani uzaktan, burada doğum doğan bir yemeği. Uzaktan doğan bir yemeği değil uzaktan ama. Uzaktan değil yani. Biz tamam, abi, şimdi, ben de kaçmadım. Avusturya'da yaşama fırsatım var. Tamam, hayır dedim. Geldim burada mücadele ederim. TDP'nin ve şahsımın da TDP'nin de mücadeleci yönü bu yöndedir. Biz bu yönde mücadele etmeye karar verdik ve şu anda da mücadelemiz demokrasiyledir. Demokrasiyi demokrasi kılıcıyla biz mücadele etmeyi tercih ediyoruz. Ha da ileriki zamanlarda tamamen bu olmayacak bir yönteme dönüşürse o zaman düşünür konuşur. Hayır tamam, sonra yani irade nüfus yapısı değiştirildiği ondan geliyor yani konuya. Ama yani onlar kaçtık sonra da nüfus yapısı daha da güçlenecek. Yani 700 yaparlar, 700'e kaçarsa aslında 1400 yapmış sayılırlar. Çünkü biz, belli ki bizi destekleyecek biri değildi. Aşırı derecede daha farklı düşünür ama varsayalım ki destekleyeceği veya destekleyeceği partilerden birine galip oy vermiş olsaydı sayı bu kadar da düşmez. Yani kaçtık sonra
Onlar da yaptık sonra. Biz tamamen tükenecek bunda. Yani bu tamamen bırakın kaçın demektir. Sence biz bırakıp kaçmalı mıyız bu toprakları? Ben bu soruya cevap veremem. Sen bu soruları burada ben soracağım sana. Artık yani. Beni kendi görürsün. Ben bütün gün söylüyorum. Ben havaya sordum o zaman. Yok ya. Yani bırakıp kaçma yok ya. Biz nereye kaçacak? Bırakıp kaçacak bir durumumuz yok. Yani ben buradayım de sonuçta da. Diyeceğim o ki yani bu seçimler konusunda bu şekilde düşünüyorum. İnsanlar da yani hem bunu görüyorlar hem de bu yapılan yani seçtikten oldu meselesini. Halbuki şimdi yeni seçim yani şimdi öyle bir durum var sevgili izleyiciler ki yani pandemi meselesi de bizi çok feci şekilde etkiledi. Bir sürü sorunlarımız var. İnsanlar geçim derdinde. Belki klasik şey klişe bir laftır bu ama zannedersem bu seçim döneminde sizi baya zor günler bekler gibi geliyorum. Ben çünkü hem bıkkınlık var hem de siyasete karşı bir güvensizlik var. Bunu nasıl aşmayı düşünüyor TTP? Yani bir kere toplumun sandığa olan küskünlüğünü, kırgınlığını ortadan kaldırmamız gerektiğine inanırım. Sosyal demokrasinin bu topluma nasıl bir hizmet getireceğini anlatması gerekir TDP'nin ve bunun için bir çalışmamız vardır. En azından hükümette olduğumuzda dörtlü koalisyon döneminde yaptığımız icraatları tekrar topluma hatırlatmamız gereken bir dönem yaşayacak. Yani bunu artık mütevazi davranmayıp açık açık işte bizim dönemimizde biz bunları yaptıydık, bunları yapacaktık, bunlar planladıklarımızdı ve bundan sonra da gelirsek bunları yapacak diye anlatmamız gerekir. Şimdi toplumu bir kere önce sandığa gitmeye ikna etmemiz gerekir. Ondan sonra sandığa neden gidecekleriyle ilgili de ki bize oy vermeleri için topluma doğru propagandayı yapmamız lazım. Şimdi böyle hayalperest, işte biz geleceğe hemen çözüm yapacağız. Biz geleceğe hemen asgari ücreti bilmem kaç bin lira yapacağız. Bana geçenlerde de bir programda sordular asgari ücret sizce kaç para olmalıdır dediler. Vallahi dedim ben 8 seneyi doldurdum milletvekilliğinde hiçbir zaman asgari ücretin ile ilgili bir rakam söylemedim. Çünkü günün şartları, dönemin enflasyonu, dönemin şartları farklı olabilir. Bugün bir rakam söylemem beni siyaseten bağlar. Daha sonra ben oralara geldiğimde yapmazsam bu rakamı yalancı siyasetçi olur. Vaat gibi olacak yani. Vaat olur. Vaat yerine gerçekleri bu topluma anlatacak. Acı bile olsa söyleyecek. Ve bazı noktalarda artık uç düşünmek yerine bu topraklarda yani ayağı yere basan kararlar ve fikirler sunacak topluma. Hayalperest düşüncelerinden değil ya da kitap soluyla, kitap sosyal demokrasisinden değil, gerçeklerle bağdaştırarak yapmamız gerekir. Peki asgari ücret dediğin de belirlenen asgari ücret bir ölçüme göre açlık sınırının altında. Yani eski bir çalışma masası güvenlik bakanı olarak bu asgari ücrete nasıl bakıyorsun? Aslında sürece de soracağım. Mesela çünkü yılan hikayesine çevirdiler bu ülkede. Gene yılan hikayesine çevrildi. Aylarla bu konuyu konuştuk. En sonunda bir asgari ücret ortaya çıktı ama şimdi soramayacağım sana kaç para olması gerekirdi diye ama yeterli miydi sence bu çıkan rakam ortaya? Şimdi o gerçeklere bakarak cevaplamamı istiyorum bunu tabii ki. Yani bizim bu konular konuşulurken söyleyeceğimiz her kelime bir anda seni haz etmeyen birileri tarafından alınıp başka yönlere de çekilir ve insanlar sadece başlığı okuyarak seni linç ederler. Ve seni seven sayana da karşı kötüler. Çünkü onlar da sadece başlığı okuyarak seninle sana nefret duyabilirler. Bu konuda ben daha farklı bir şey söylerim her çıktığım yayında da. Hatırlarsan bizim dönemde sektörel bazda taban maaş diye bir şey konuştuk. Burada da Sayın Han'da konuştuk. Hatta var eller vardı önümüzde. Evet, bu konuyu konuşurken bakanlık han. Sektörel bazda taban maaş dediğimizde bir tane de normal yani işe yeni başlamış tamamen yanlış kelime kullanmayalım vasıfsız değil de tecrübesiz bir elemanın işe başladığında ve devletin de kullandığı bir asgari ücret bir algısı var ya her alanda işte cezalar da asgari ücrettir, o da asgari ücrettir, bu da falan. Bir tane öyle bir taban maaş belirleneceği, devletin belirlediği asgari ücret, işe yeni başlayan, tamamen tecrübesiz, sıfırdan başlamışlarla ilgili bir maaş. Diğer alanda da sektörel bazda taban maaşları olacaktı. İki tane örnek veririm ben bu son zamanlarda, özellikle pandemiyi de kullanarak. Şimdi pandemi süresince turizm sektörünü diyelim ki yılda bir defa ya da iki defa belirlenecek taban maaşlar. Ve turizm sektörünü ele alıyorum. Şimdi pandemide kapalı oldukları için turizm sektörüne herhangi bir kar güdüldü mü? Getirelim be de sonuçta. Tamamen zarar. Şimdi karşımıza oturacak Turizm Bakanlığı, biz, Maliye, turizmin işverenleri, otelciler birliğidir, acenteler, diğer tarafta da turizm çalışanları, yani turizmcilerin sendikası. Öyle sadece bir sendika değil, her sektörün kendi sendikası olacak dedim. Ve oturduk, defterler açıldı.
yani görünen köy kılavuz istemez. Yani sektör batmış noktadadır. Şimdi ben onlara diyeceğim ki hayır, siz şu anda %20 asgari ücret artış yapacaksınız. Diyemez zaten, hatta onlar da isteyemez. Bunu aldı bir kere. O zaman öteliyoruz. Yazı geçirelim. Görelim nedir? Ekim'de ya da Kasım'da yani bir daha. Sektörel bazda bir. Sektörel bazda. Diyelim oturduk bankacılık sektörüyle. Bankacılık sektörü çalışanları, bankacılık bankaların sahipleri. Karşıda da gene ekonomi bakanlıkları ve biz. Oturduk, açın defterleri. Pandemiden fazla kar yapan bankalar değil miydi? O zaman, o zaman dediler bize 3 ay öteleyin, kapalı olduğumuz dönemde 3 ay ötelediğinizde faiz işlemeyeceği. Halbuki açılık andan işlediği ciddi anlamda beklenmedik kar elde ettiler. Çünkü ben de ödeyebilecekken madem öyle bir şey vardır 3 ay ödemeyin, faizi kurtarırım da daha sonra öderim dedim. Döndü 3 aylık faizdeydik. Yemedik mi? Yedik tabii canım. O zaman sen çalışanlarına vereceksin. Tabii tabii. Ya da süpermarketler. Tedarikçiler çalıştılar mı? Çalıştılar. Çalışmaya devam ettiler. O zaman siz bir zarar görmediniz pandemi süresi boyunca. O zaman sizinkinde de bu miktarda artış yapacak. Yani miktar söylemiyorum ama muhasebe defterine bakılarak çalışanın memnun kalacağı, aslında işverenin de zarar etmeyeceği ama bu toplumda yani sektörlerde özellikle karşılıklı o iyi niyetle birbirini anlayabilme noktasını, zarardaysa evet artış yapamayız. Ama kârdaysa da haklarını verilmesi noktasında. Yanılmasın, güneyde böyle bir şey. Güneyde böyle bir şey. Zannetsem de olur. Tamamen sektörel bazda değildir güneyde. Avrupa'nın bazı ülkelerinde biliyorum bunu. Ama şeydirler. Mesela işe başladığı 3 senedir çalışır. 3 sene çalışana sen asgari ücreti artırdın da o kadar artırman. Daha fazla artırın. Yani diyelim rejideki arkadaşımız 5 senedir burada çalışır. Ben de yeni geldim. Yeni reji. Yeni mezunum. Yeni başladım. Şimdi zaten sen ona 5 senedir verin asgari ücret. Yarın da artırıldı asgari ücret %20. Şimdi bana %20 artış yaptığında onunla aynı maaşı alırsam ona haksızlıktır. O 5 senedir burada çalışan tecrübe vardır. Ona daha fazla verin. Güney'de öyledir. Yıllarına göre, çalıştığı yıllarına göre işte belli şeyler var. İşte 3 ile 5 arası, 5 ile 10 arası, 10 ile 15 arası yılına göre onların artışları daha farklıdır. Zaten ona gelmeye gerek kalmadan böyle adil bir yöntem geliştirdiğin zaman ve sendikalaşma olduğu zaman sektörlerde, ki en temel basamağı buydu bu işin, sektörel bazda taban maaş belirlemesi uygulaması. Ancak da sektörlerin her kesiminin, hem işveren hem işçi kesiminin sendikalı olması şartıyla ancak yapılabilir. Aksi gibi işverenler otursuna karar verelim olur da olmazdı, olmaz. O yüzden olduğu zaman otomatik olarak yapılacak toplu iş sözleşmelerinde uzun süredir çalışanların haklarıyla ilgili de zaten masalarında, TİS tabii masasında kararlar verir ve gider. Yani bunu doğru anlayabilselerdi sevgili Ulaş, bu memlekette haksız rekabet de ortadan kalkacaktı. Yani şu anda Adapas uygulaması diye bir çok şey var. Yapısal bir problem tabii, onu da söyleyeceğim ama ben aslında şimdi konuya tekrar geri dönelim istiyorum. Yani yani onu nasıl değerlendirdin sen? Bir de şöyle bir şey daha var. Başbakan, eski biliyorsun bakan oralarda çok da övünür o konularla. Bir de onu karşılaştırmak istiyorum. Yani senin bıraktığın sigortalarda, şu anki sigortaların durumu. Çünkü her gün görüyoruz 150 milyon her ay başı 200 milyon devlet borçlanıyor. Evet, yıllarında bu yerler depo olarak kullanıldı biliyorsun. Oradan alalım sigortalardan da sonra koyar yerine diye. İçi boşaltıldı. Hı-hı. Dolayısıyla bir de o karşılaştırmayı da rica edelim sana. Nedir durum diye. Aslında çok güzel bir şey söyledin ha. Çıktığım hemen hemen bütün programlarda Sayın Ersan Saner'in Çalışma Bakanlığı döneminde özellikle sosyal sigortalarla ilgili yaptığı çalışma sayesinde sosyal sigortaların o dönem borçlarından kurtulabilmesi için çok güzel bir düzenleme yaptı. Yani müthiş miydi dersen bana, orasını bilemem çünkü bir önceki haliyle nasıl bir çalışma yaptığı farklı. Tabii müsteşar sigortalardan geldiği için Erçin Bey bayağı bir çalışmalardı. Çok değerli tabii ki. Yapılandırmaya gittilerdi sigortaların borçlarına ilgili ve benim dönemim işte Mayıs'ta ben görevi devrettim. Haziran'da da 2020 Haziran'da da borçlar tamamen kapanacaktı. O noktaya gelirdi sigortalar. Sağ olsun bunu düzeltti ama öyle bir tezatlık var ki işin sonrasında, ki kendi inanda kendi bakan değildi Ersin Bey'in başbakanlığı döneminde. Faiz Bey de o zaman bakan. Çok konuşurduk. Abi derdim yani sen sigortanın bu borcunu kapattın. Sağ olasın, senin sayende de ben sigorta emeklilerini rahat rahat ödediğim ilaç paralarına ilgili çalışmamı da tamamladım. Yapmadın diye ben yaptım o sistemi ve iyi bir övgü aldım bu konuda. O 2.84'te bıraktıydı o şey oranı var ya, emekli aktüeryel denge oranı, yani 3 çalışana 1 emekli.
Ben onu 3'e çekmeyi başardım. Ki uluslararası standartta 3 çalışana 1 emekli diye düşer. Onu başardık. Şu anda müthiş derecede düştü. Şu anda müthiş derecede düştü. Yani 2.84'te Ersan Bey bıraktı. Ben 3'te bıraktım. Ondan sonra 2.80'lere gerilediydi Faiz Bey döneminde. Şimdi büyük ihtimal 2.70'lere falan inmişti diye düşünüyorum. Çünkü çok işsizlik oranı arttı. Prim toplama kabiliyeti müthiş derecede düştü sigortaların. Teşvikler ödenemediği için veya devlet söz verir ama maliye ödemez şeyi, teşvikleri sigortalara. Sigortalar bu defa mecbur kalır, borçlansın özel bankalardan. Yani gene Ersan Bey'in devraldığı dönemden daha geriye bir dönem yaşanıyor şu anda sigortalarda ve müthiş bir sıkıntı vardır. Her ay ödeneceklerinde emekliler banka borçlanmak zorundadırlar. Hiç unutmam, vereyim örneğini istersen. Erçin Bey müsteşarım olduğu bir dönemde bir bankayla bir münakaşa yaşadık. Paramız var içeride. Çekmek istiyoruz o parayı çünkü daha çok faiz verenler vardır. Oraya aktaralım. Çünkü insanların parasıdır. Bu çalışan emekçinin parası. Onu nemalandırmamız lazımdır ki daha refah bir ödeme yöntemi veya daha farklı yatırımlar yapabilsin sigortalar. Yok diyor, vermez. Onu aracı godu, bunu aracı godu. Öyle yaptı, böyle yaptı. Sonra geldi bir gün... işte, sigortaya parasını vermez sigortaya. Yani. Evet. ya en son yaz yazmak zorunda kaldı Merkez Bankası'na ki galiba birkaç önceden yazan ve mecbur kaldı bu da masa, o parayı versin. Müdürü geldi ve Erçin Bey'e dedi şey, unuttun galiba kapımızda yattığın geceleri. Ben de rastgele uğraştayım. Ne demek istersiniz siz dedim. Borçlansın diye değiyor. Bizden de ödesinler sigortaları. Kendi sigortalarda müdürü kan... Unuttu ya da müsteşarken o zaman unuttu şey. Pardon dedim de siz bankalar olarak sigortalara bu borcu verdiğinizde gönlünüzden hibe ettiydiniz. Yoksa faizini tepe tepe alarak gittiniz. Hani nedir bu konuştuğun senin benim müsteşarımdan? Erçin Bey'e bunu bir gün gördüğünde sor. Yani bazısında da böyle bir algı vardı. Yani o yüzden memlekette yani tren rayından çoktan çıktı ama oraya nasıl oturulacak? Zor iş ama oturmak da zorunda olduğumuzun farkındayım. Şimdi Ersan Bey'in tezat düştü şimdiki durumu. Kendisi bakanken neler yaptı, ne noktaya getirdi. Kendisi hükümetteyken ama herhangi bir makamda değilken, hükümet kanadından bir milletvekiliyken sohbetlerimiz arasında aslında haklı. Çünkü ikimiz de sahiplendik bakanlıklarımızı, halefler, selefler. Gördüklerimizin şimdi başbakanken ne hale geldiğiyle ilgili... Çıkıp her şey yolundadır demesi tamam değil. Kontrolü elden kaçırmış gibi görünüyor. Çoktan, ilk günden kaçırdı. Yani o makamla devam edebilmek için maalesef kendini bitirdi. Atanmış pozisyonda olduğu için hem bu vapa içinde kabul görmedi hem dışarıda kabul görmedi. Ondan evet. Dolayı belki şey yapamıyor. Bilemiyorum tabii nerelere varacak o konu ama gene de asgari ücret lafını senin ağzından alamadım bu arada tabii ya. Söylemeyeceksin. Bırak, yani. Boşuna siyaset okumadım. Söylemeyeceksin yani. Peki. Ben gene hatırlatacağım sana. Yarın öbür gün bakalı olursan tekrardan. Tabii yarın öbür gün bakalı olursan diyoruz da TDP'de durum bana soracağım. Geçen gün Çakıcı buradaydı. Mehmet Çakıcı. Şey diyor yani. Şimdi ittifak mittifak konuştuk. Biraz önce seçime girişten bahsettik. Yani sol güçler her zaman dünyada konuşulur. Solu birleştirme, sol işte ittifak yapsın, solun birleşmesi. Halbuki atomu parçalamaktan daha zor bir mesele olduğunu biliyoruz. Çok kolaydır aslında. Olmuyor bir türlü. Türkiye'de de bu çok bu yaşanıyor bu konular. Bizde de yaşanıyor. Toplum birleştirecek. Biz işte birleştiremiyoruz. Şimdi TKP, TDP yani bunlar aynı ağacın şeyleri. Aynı ağacın kökünden gelen partiler baktığınızda öyle dediler. Sonuçta TKP... Sonuçta TTP, TKP'den türeyen bir şey yani değil mi yani? İsim tamam aynı olabilir de. Gelenek olarak da söylüyorum. Yani TKP yeni kurulan bir partidir. Eski TKP değil. Tamam ama yani sonuçta öyle bir şey var. Biz eski TKP, biz gerçek TKP'nin devamı. Neyse öyle bir tartışmaya tamam, gelmeye gerek yok. Şimdi ben soruyu sorayım ama sen cevabını getirirsin. Yani tabii şimdi Sayın Çakıcı burada geldi konuştu. Tabii Cemal hocamızla laf atmış. İşte gece kondu gibi kurdular. TTP'nin içerisinde TKP'yi falan gibisinden. Ben bunlara cevap vermeyeceğim dedi. Ben TKP ile TTP'nin eninde sonunda birleşeceğini düşünüyorum diyor. Ve elimde havadadır. En azından siyasi bir ittifak yapalım. Var mı böyle bir kanal? Bu arada tabii suçlama da getiriyor. Yani. TDP'nin içindeki bir grup diyor. Yani onlara teslim bir parti. Bunu da söylüyor. Ama gene de diyor ben uğraşacağım, birleştireyim diye ve elimde havadadır. Samimi mi sizce? Yani ben... Beğendi samimi olup... İlişkileriniz durumunu soracağım. Ben epeydir görüşmedim kendisiyle. Samimi olup olmadığına toplum karar versin. Yani ben şimdi insanların samimi mi değil mi konuşmadan kendine veya takip de etmiyorum açık söyleyeyim. Bilemem. Ancak aklıma gelen şu olur her zaman.
Neden TDP'den kopularak bu parti gurulduydu? Bence siz yerin Mustafa, daha çok... Mustafa Emiroğlu hikayesini anlattı. Yani sadece o değildir belli ki yani. Bir kişi üzerinden böyle bir şey yapıldı. Tamam, sen söyle yani o zaman. Bir, nedir peki? Yani ben Ulaş Aküstü'm ya da Ulaş'ı istemezler diye ben gidip başka parti kurmazdım. Ben içeride kalıp mücadelemi verirdim. Bunu yapmayı tercih ederdim. Yani ben ne oldu ne bittiye de girmek istemem. Sayın Çakıcı veya işte TKP'yi kuran arkadaşlar veya TKP'ye üye olmuş arkadaşlar isterlerse bizim kapımız açıktır. Gelirler TDP'ye üyeliklerini yaparlar ve TDP'nin tabanıyla beraber hareket etmeye devam edebilirler. Ondan yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama yani neden gittilerdi? Neden bozdulardı? Sence neden gittiler? Bizim söylememize gerek yok. Yani çünkü konuştuk sonra bunları. Ama insanlar aslında şu anda... TDP ile TKP'nin kavgasını çekmeyelim diyorsunuz. Tabii ki yani aynen öyle bunu konuş. Kavgamız yok zaten. Yani kendisi çıkıyor konuşuyorsa okeydir konuşur. Çünkü siyasidir. Siyaset yapmak istiyor. Kazanmak istiyor. Meclise girmek istiyor. Girebilmenin yolu birleşmekten geçiyorsa birleşmeyi istiyor. Ayrılmaktan geçiyorsa ayrılmayı istiyordur. Ayrıldı, giremedi. Şimdi birleşmeyi ister. O yüzden bunlar toplumun gündeminde olan şeyler değildir. Toplumun gündeminde olan şeyler, işte ekonomi nasıl canlanacak, Türkiye ile ilişkiler nasıl ne noktaya getirilecek, eğitim ne oluyor, sağlık açısından ne yapıyor, bunlardır. Az önce konuşurken şey dedim, toplum birleştirecek bizleri, solu. Aslında toplum bizleri çok rahat birleştirebilir. Yani bizim dışarıdan partiler olarak birleşip meclise öyle girmemiz yerine, zaten sizler sandığa gittiğinizde oyunuzu doğru bölüşür, doğru kullanırsanız ve işte sol partiler kimdir şu anda meclise? TDP ile CTP midir? TDP ile ve CTP'yi daha güçlü getirirseniz meclise, biz zaten koalisyon kuracağız. Siz zaten bizlere 2018'deki seçimlerde dörtlü koalisyonu kurabilmek için belli oranlarda oy vermediniz mi? Biz gene birleşmedik mi, girmedik mi bir çatı altında toplantılar yaparak kabinede birleşelim? Ve kabinede birleştiğimizde de en azından iyi çalıştığımız dönemlerde partilerimizi bir kenara bırakıp o kabinede hepimiz bu toplum için bakanlık yapmadık mı? Yaptık. O yüzden ilk seçimlerde toplum oyunu doğru bölerse, yani işte 5 kişidir, 2'si ona, 3'ü ona, 3 öbürüne 2, 4'tür, 2, 2, 3, 1. Oyunu düzgün kullanırsa toplum, mantıklı kullanırsa ve TDP ciddi bir oy oranıyla yükselir, diğer sol partiler de oylarını yükseltirse ve 26'yı yakalarsa mecliste, zaten biz birleşeceğiz. Biz CTP ile hükümet kurmayı asla demedik. Eminim ki CTP de bizimle hükümet kurmayı isteyecektir ve toplum eğer sandığa giderse, az önce konuştuk ya, sandığa gidip oyunuzu kullanırsanız zaten bizler birleşecek. Şimdi öbür türlü birleşmelere karşı olduğumdan değil, ha öyle bir algı olmasın. İttifak olarak en azından mesela evet. Bir listede falan katıldılar. Belki bak, sistem değişikliği ancak bu dönem, yani seçim sisteminde zamanımız olsa ve topluma doğru anlatabilsek, partiler bunun içine sindirebilecek olsa, çok şey söylediğim belki bazanı korkutabilir ama tamamen aynısı değil ha. Türkiye'deki ittifaklar var ya, partiler bir araya gelir. Aslında bir amblem altında alırlar oylarını ama alttan da oy alırlar ve esasında ittifak kazanır. İttifak içerisinde kimlerin daha çok sandalye alacağı, yüzdelikleri de bir alt oylamada belli olur. Böyle değişik bir sistem yapılabilir mi? Yapılabilir. Var mı düşüneceğiz? Var mı? Yani biz TDP olarak böyle bir düşünceyi savunuruk. Yani ittifaklar kurulup... Atıyorum demokrasi ittifakı mesela. Atıyorum. Aynen öyle, demokrasi ittifakı, milliyet ittifakı, bir ittifakı falan yapılır. Giren seçime o ittifaklar içerisinde 4 tane 5 tane sol parti var, 4-5 tane sağ parti vardır. 2 tane yer olur. Vururlar mühürleri ama alttan da seçerler. Alttan CTP'si, TDP'si, işte YKP'si, BKP'si, bunlar da girdiyse seçime, onlar da hangi yüzdelikleri aldıklarını alt oylamalardan belirlerler. Böyle bir ittifak olabilir. Öbür türlü ittifakta şöyle bir sıkıntı yaşarız. Zamanında böyle ittifaklar kurulmadı mı? Hatta neydi o? DMP'ydi. Kuruldu. Hatırlarım, yumruğuydu onların. Şey içinde evet. Hatta İrsen Küçükler vardı. 90'da evet. Evet. Dağılmadı mı bir anda? Dağıldı. Ya da BDH dönemi hatırlarsan. BDH kuruldu. İlk aldılar 6 tane milletvekili çıkar dedi BDH o zaman. TKP kapandıydı. Ardından işte partiler dağıldı. Darmadağın oldu. Ne oldu? Girdiler. Bir anda bir baktık. Bir sonraki, ya bir sene sonraki seçimde dağıldılar. Şimdi veya yeni bir parti kuran derler. Ne için kurmazsınız yeni bir parti? Gençler işte toplanın, o partiden bunlar gelsin, bu partiden bunlar gelsin, sen git, o gelsin falan. Yeni bir de toplumu. Şimdi yeni parti kuruldu yakın zamanda değil mi? Evet. Ve bu kurulan partinin de kendileri de söylüyorlar. Hükümetlere giriş çıkışlarındaki tecrübesizlikleri ve farklı
düşünceleri yüzünden bu hale geldiğimizin de umarım herkes farkındadır. Şimdi yaşanan hayal kırıklığından sonra Zeki İnan Ulaş kalkıp bir parti kuracak olsa, gördük yeni kuranları da diyecek sana. Başka parti kurmak zor bu ülkede. Aynen. Yani bitmiştir. Şu anda imkansız doldu. Noktasındadır. Bravo. Kotamız doldu. Orada. Aynen, katılıyorum bu fikrine. Çünkü kuranlar öyle bir hüsran yarattı ki artık kuracak olmayı düşünenler de aslında kursa bu memleketi iyi noktaya getirecek olanlar olsa bile kimse bu saatten sonra yeni bir parti kuramaz. İttifak noktasında da birleşeceksek da ilk hükümet görüşmelerinde Ulaş başka düşünürdü, o başka düşünürdü, o başka ve ansızın dönerler de istifa ederler. Da kalırlar bağımsız. Bir daha var tabii. Bir daha vardı, tamamen bitirir. O yüzden benim toplumdan ricam, yani çok güzel bir beklentidir. Olsa da gerçekten güzel olur. Ama şu anda bunu, hele de bu kısa sürede bunu yakalamamız pek mümkün değil diye görüyorum. Ama toplum sandığa gitmeyi başarır. Sandığa gitmeyenleri de ikna edip sandığa götürüp oylarını bizler gibi düşünenlerden yana bölüşürse o birleşme zaten kendiliğinden meclis aritmetiğinden dolayı olacak. Ve zaten yaşananlar ve yaşanacak olanlar ve bu enkazın ortadan kaldırılması için daha da bir birliktelik gerektiğini ve bazı gerçekler yüzümüze çarptığında hem siyasiler olarak bizlerin hem de toplumun ve bunu doğru ve dürüst bir şekilde anlatırsan topluma yavaş yavaş da o birleşme kendinden gelgaylaşır. Tamam, bunu söylüyorsun ama bir örneği var bunun toplum şeyde. Çok da dramatik bir örnektir. 25 artı 1 Akıncı'nın BDA zamanındaki halini hatırlıyorsun. 26 olmasına rağmen kurmadılar hükümeti. Şimdi tamam, böyle işte bir örnek de vardı mesela. Tamam, dediği şekilde. O dönemin şartlarında böyle bir karar aldıydı. CTP'ydi hatırlarsan. Öyle bir karar aldılar ama bu dönemde bu kararı alabilmek, yani aynı kararı alabilmek kolay olmaz. Yani işte TDP ile 26 ya da 27'ye ulaşırken hükümet kurmamak, yani bu saatten sonra hele de sosyal medya, medyanın ciddi anlamda bir güç olduğu bir süreçte, toplumda her şeyi açık bir şekilde gördüğü süreçte yani ne biz ne başka biri buna cesaret edemez. Peki Zeki Çeler bu kadar kötülük yapan bir parti ülkeye, Ulusal Birlik Partisi, velev ki seçimler yapıldı ve öyle bir pozisyona geldi ki TTP, UBP kurarsa kurar. Kurar mısın? Karşı çıkar mısın buna? Yani öbür gene abi, aynı, gene aynı. Hiçbir şansımız yoktur. Yani başka hiçbir şey kurulmaz. Ya var başka kurulmaz. Ama en mantıklısı o mesela. Şimdi bak, kurar dersen yerler seni. Kurmam dersen de sen ne biçim konu? Demin başka söyledi, şimdi başka söylen. Ama siyasetçisin, bunlara cevap vereceksin. Yani konjöktür ne gerektirirse diye bırakın. Yok, dürüst konuşmak lazımdır. Tercihin şimdi, değil diyelim yani, en azından. Tercihim benim tabii ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden bir hükümet kurmayı tercih ederim. Yani UBP'yle... Sol gibisin. Şimdi UBP, Ersan Bey düşünceleri, yapısı ortada. Bilmem kurultay olur mu olmaz mı? Ondan soracağım sana. Sence olur mu diye soracaktım. Bence ama olmama ihtimali vardır. Kurultayın her an iptal edilmesi veya tek adayla kurultaya gitme ihtimalleri de vardı. İşte o zaman gerçekten seçim biter. Seçim tarihini görüyorsun sen? Ocak diyorlar, Nisan diyorlar, 2023 diyorlar. Yani Kasım sonu veya Ocak ortası diye düşünüyorum ben. Yani Kasım sonuyla Ocak ortasında. Bir yerlerde seçim olacak. Yani hissiyatı yoksa duyumun da aynı. Yok, böyle hissediyorum ben. Arada da duyumlar alırım, o ayrı mesele. Nedir aldığın duyumlar? Yani, abi söylediğim tarihler. Yani hayır, şey olarak yani neler, kimler söylüyor? Mesela şimdi ben şunu da diyorum. Mesela UBP'nin genel başkanı alıyorum. Demin sen söyledin bana. Neyi? Ha bunu. Neyi söyledim? Ha UBP erken seçime gidecek Kasım'da diye. Tamam ya, onu ben söylemedim sana. Onu ben söylemedim sana. Burada konuşuyorduk. Hayır, şeyi söylüyorum ben. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkan adayları da gezip nisabı sağlayın da Ersan Bey seçime gidemesin falan gibi konuşmalar. Size geldi mi böyle şeyler? Yani o Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanları size konuştu mu hiç böyle bir şey var mı? Geçen gün Yüksek Mahkeme Başkanı'nın yaptığı açıklamanın ardından Ulusal Birlik Partisi eğer kurultayını tamamlamazsa erken seçime katılamaz. Ama bunu bir şekilde bunlara uydururlar diye düşünüyorum. Uydururlar mı? Uydurabilirler. Bunların yapmayacakları şey yoktur. Yani bunların kendi anayasaları vardır. Yani o savundukları, KKTC'yi söyledikleri sadece KKTC'nin adından ibarettir onlar için. Anayasası onlar için bir şey ifade etmez. Yani bu son yaşadığımız süreç içerisinde maalesef biz savunmak zorunda kalıyoruz. Her şey maalesef değil. Görevimizdir. Ve biz savunmak zorunda kalıyoruz onlara karşı. Ama onlar bunu üzerine biz yapıyor. Yapsaydık, biz deseydik ki genelde bizi Türkiye düşmanı, işte KKTC düşmanı, neden bu meclisin içindesiniz diyen bir kesim vardır o kanat içerisinde. Lütfen bir dönüp baksınlar, KKTC'nin anayasasını paspas ettiler ya. Paspas eden onlar, hayatta tutmak için mücadele eden de, durmadan dava açan, bunu topluma, kamuoyuna duyurmak için mücadele eden de biz.
Yani burada bir tezatlık vardır o zaman. Yani hangimiz o mecliste olmayı hak ederik? Lütfen bu şekilde düşünenler ama anlatamam da kendileri. Ya. Böyle bu kafada olan insanlara ben 40 saatte bu yayını yapsam anlatamam derdimi. Neyse. ne olur kurultay sürecine? Bence yapacaklar kurultaylarını. Da kurultayı nasıl yapacaklar? Tek adaylı mı? Yoksa gerçekten aday olanlar kalabilecek mi adaylık listesinde? Bu çok önemlidir. Şimdi bana düşmeyebilir belki ama sonuçta siyaset bilimciyim ve bu arkadaşlarla beraber yıllardır ve siyaset yapıyoruz ve soruyorsun, cevaplıyorum. UBP eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin gene, ya daha sonra AKP'nin gene bir dokunuşuyla kurultay zedelemesi yaşarsa, depremi yaşarsa... Öyle görünüyor şu anda. UBP işte süre o zaman sonra kırılma noktasına girecek. Bölünme olabilir yani diyorsunuz. Bölünme olmaz ama kırılma noktasına gelir artık. Ve bazı gerçeklerden bir kere daha yüzleşirler. Yani bizim Cumhurbaşkanlığı seçimlerimize yapılan müdahale, kendilerine yapıldığında fark ettik nasıl bir tepki verdiler. Bunu bir daha yaşadıklarında, hani birinciden belki de bir şey olmamışlardır. Ama ikinciyi yaşadıklarında artık UBP'de farklı bir siyasi döngünün içine girmiş olacak ve gerçekte bu ülkeyi seven UBP'liler daha farklı hareket edeceklerdi diye düşünüyorum. Şimdi bunlar yaşanmadan ben sana bugün UBP'yle hükümete girme ihtimali varsa TDP'nin girer. Tamam, ben... Bugünkü UBP'yle TDP hükümete girmez. En azından bu, yani tercih olmadığını evet. Söyledik zaten ya. Bu sonuçta tercih yani bugünkü değil diye. UBP'yle TDP'nin UBP'yle hükümet kurması mümkün değil. Şey tabii UBP içerisinde de bu kurultay meselesinde Türkiye'yi sever, Türkiye sevmez meselesi konuşulur. Hı hı. Bu ülkede biliyorsun başta başbakan yardımcısı olmak üzere Türkiye'li Kıbrıs ayrımı üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. Böyle de gidiyoruz. Şimdi bu siyaseti böyle nasıl kötürümleştiren bir durum değil mi? Yani Türkiye'yle özel bir ilişkin vardır senin mesela. Bunun üzerinden okuyoruz her şeyi ve bir de en kötüsü, en çirkini tabii bence Türkiye'li Kıbrıs ayrımcılığı üzerinden yapılan siyaset. Nasıl görüyorsun Erhan'ın son icraatlarını ve yine tabii ki gibi dava ettiniz de şimdi durumu. Yani Erhan'ın meselesi var ortada diye düşünüyorum ben. Şimdi çok tehlikelidir. Ülke içerisinde bu ayrımcılığa sebebiyet veren her kim isterse olsun bu çok büyük tehlike yaratır. Ve bunu siyaseten mesela şu anda kendisi bakandır. Enerji, ekonomi enerji bakandır. Enerjiyi ucuzlatma sözü verdiydi, veremedi. Vermeseydi keşke bu sözü ve yalancı durumuna düşmeseydi. Benzini ucuzlatacaktı ya da işte dikkat edeceği odur budur yapamadı. Yakında gene herhalde bir zamla gelir, otomatik gelir zaten. Ben hiç unutmam, bakan olduk, bakanlar kuruluna ilk gittiğim gün daha selam diyecek, daha yerimizi gördük, nereşte oturacağız. Önüme koyduk anda kağıdı, ilk imzayı ben attım, hiç unutmam. En son sıradaydı ya bizim protokolde de adımız. Nedir bu imzalıyorsunuz bana dedim, okuyayım. Bir baktım benzin zammıydı. Yani öleceğim unutmayacağım. Sosyal demokrat bir parti, söylenerek. Zam geldiği zaman hükümete girdik, bak oturduk makama, şeye bakanlar kurulu ilk toplantıda ilk imzayı ben attım. Atmama şansın yok zaten. Şimdi kendisi de bunu tecrübe edinmesi lazımdı. Tüm partiler aslında dışarıdayken söylemesi güzeldir. Ama göreve geldiğinde bazı gerçekler çok fena acıdır seni ve yapmak zorunda kalın. Bu defa da yalancı durumuna düşen, bu toplumun siyasi güvenini sarsan, İnsani güvenini sarsan. Şimdi Sayın Arıtlı da söylediklerinin tam tersini yapılmasına gerek kendi bakanlığı çatısı altında gerek de tüm bakanlar kurulu kararları sayesinde zarara uğruyor siyaseten. Ve nemalanacağı yani siyaseten nemalanacağı o pastadan koparacağı payda insanlara söylediği o işte fakirliği ortadan kaldıracak, refah sağlayacak, ucuzluk getirecek, kontroller yapacak dediği noktada hiçbir şey yapamadığı için kendisine olan güven azalır. Nasıl insanları kamçılayacak da kendine oy versin? Ayrımcılığı tetikleyerek. Bu şeye benzer. Dürüst olalım ya. Sol partiler bugüne kadar toplumdan oy alabilmek için en çok neyi ön plana çıkardı? Kıbrıs meselesini ve da barışı, çözümü. Şimdi o ayrı her zaman mücadele etmemiz gereken 2018, bir şey. 2018'de değil CTP bunu yapmadı. Bak düşüreyim onu düşün. Çok hemen biz de yapmadık. İşte ben yakın zaman söylemiyorum. Geneli söylerim. Ulusal Birlik Partisi gibi sağ partiler yıllarca ne yaptı? Bunlar Rumcudur, bunlar sizi Rum'a yama yapacaklar, bunlar Türkiye düşmanıdır, bunlara oy vermeyin, bunlar işte Türkiye'den gelenleri gemilere bindirip gönderecekler diye insan... Biz umutlarla oynadık, onlar da insanların korkularıyla oynadı. Artık ne umut ne korku insanlara gerçeği anlatmanın zamanıdır.
Ve TDP bunu yapmak zorundadır. TDP bunun yapma, bunu yapmanın çalışması içerisindedir. Belki sessiz görünebilirik buralarda. Bu arada kurultay şimdi oldu. Ekim'in 16'sı yanılmıyorsam kurultayımız yapılıyor. Ve bugün Girne İlçe Kongresi vardır. Daha sonra da zaten sondur. Girne ile tamamlanır. Çünkü pandemiydi, bazı arkadaşlarımız işte virüs kaptı, odur budur derken erteledik. İşte bugün nihayet yapıyorum. Ki hatta gene temaslılar ve pozitife dönen arkadaşlar vardır. Yönetim kuruluna girecek olan arkadaşlar içerisinde. Onun için biraz eksik ama artık bu saatten sonra değiştiremek saati diye mecbur yapıyorum. Değişecek, o ki gerçekleri anlatmak. Oradan evet. Sözü keseyim seni. Dediğim şu, insanlara gerçekleri anlatmak zorundayız. Hayal değil, gerçeği söyleyecek ve seçerlerse de gerçeği yapmak zorunda olduğumuz bilinciyle herkese eşit şekilde yapacak. Hiç unutmam bakanlığı teslim aldığım gün kullandığım cümleyi. Ve işte bizi hani Türkiye düşmanıdır derler diye, Türkiyeliler istemezler bunlar. Dediğim cümle şuydu. Bu bakanlığın yasalar çerçevesinde, yasalar bağlamındaki her türlü ağırlığını her kesim üzerinde eşit derecede hissedecektir dedik. Ben Kıbrıslı çalışanınla Türkiye'li çalışan arasında bir ayrım noktasına hiçbir zaman gitmedim. Aksi gibi gördüğümüzde kayıt dışı çalıştırılan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, işvereni Kıbrıslı da olsa, başka memleketli de olsa cezasını çatır çatır işverene kestim. Emekçiyi de normalde bilin kayıt dışı çalışanı deport ederler. Deport ettirmeden ön iznini alarak gelebilmesi için işverene uçak bileti kestirerek yollattım geldi. Bunu hala daha söyleyen işçiler vardır. Bizim düşman olmadığımızı, bizim aslında insanlara insan gibi baktığımızı, hangi memleketten geldiğine dair bir ayrım yapmadan adil bir şekilde bu topraklarda hayatını sürdürebilmesi için mücadele ettiğimizi anlatmaya çalıştık. Tabii göreve gelene kadar bunları ne kadar söylesen kimse sana inanmayabilir. Ya da işte hoş gelir, bazısı da ne dedi, yalan söylerler, gelsinler bunlar bizi gönderecekler derler. Akıncı için de söylerlerdi, yaptı böyle bir şey. Akıncı daha önce sağ partilerden o koltuklara oturup Cumhurbaşkanlığı yapıp görüşmelerde işte kimlerin gidip kimleri geleceğine ilgili listeler sunanların dışında Sayın Akıncı bu topraklarda kimlik sahibi olmuş herkesin vatan, yeni eğer federal çözüm olsaydı kurulacak sistemin ilk gününden vatandaşı olacağına dair değil mi? Anlamıyorum. Karar geçirdi. 82 bin kişiye gerçekten o iş. O da, rakam 82 binde, onda döndü 220 bine. Yani öyle söyleyeyim, nüfus olarak 220 binde, 200-300 binedik falan. Neyse dediler. Ne olacak, alacak dediler herkes. Bunu yapabildi. Gönderme yerine, gönderecek dedikleri yerine. O korku üzerine. O yüzden o korkular, yani artık insanlara o korkuyu vererek devam etmek Sayın Arıtlı'ya bir şey kazandırmayacaktır. O da siyasetin yapabilecekse bir şey yapsın. Yani varsayalım ki bu korkuyu vererek iktidar oldu. Nasıl yönetecek? Yönetemeyecek bu şekilde tabii ki. Nasıl yani, olacak? Haçana bir korku vereceksiniz. O korku da döner dolaşır, cesarete dönüşür. O yüzden bizler de umut verip umudun karşılığını sunamadıktan sonra o da bize döner ters teper. Hepimiz o yüzden elimizi ayağımızı denge alarak bu seçimlere hazırlanmak zorundayız. Yavaş yavaş kapatıyorum TDP kurultayla ilgili birkaç soru daha sorayım. Kapatalım sevgili Zeki. Cemal Hoca aday, tek aday bildiğim kadarıyla. Cumartesine kadar, 2 Ekim'e kadar adaylık başvuruları vardı. O da var tabii ama sonuçta evet. Bir aday olduğunu biliyoruz biz. İşte kendisi de diyor ki, şimdi kendisi de mi aday olacak? Bilmem onu... kısmet. Yok. Direkt şey. Bak her şey var ama ondan sonra bir şey yapma bana. Ama başka bir adayın ismi konuşuldu. Mehmet Armancı ismi konuşuldu. Gelecek partinin başına geçecek denildi. Her ara konuşuyor bu konu. Hatta Armancı'nın belediye başkanı olmayacağını, aday olarak girmeyeceğini, seçimlerde katılacak falan. Onu geçiyorum. Bizim için sürpriz olur. Onu geçiyorum da şimdi Cemal Hoca diyor ki 5 kişilik bir grup şey yapmazsam, seçimlerde 5 kişiye ulaşacak, bir gruba ulaşacak, bir oy almazsa TTP ben bırakacağım diyor. Yani en kötü ihtimalle. Bunu söyle. Yani aslında başkan... Yok şimdi biz bunu takip edecek ki 5 kişiyi garantilemezse Cemal Hoca istifa edecek dedi kendisi. Yani dediği kendinin bu. O zaman Zeki Çelebi başkan adayı olur mu? Kazanacağım ne malum. Bilmem. Anladın ben milletvekili olup olmayacağım. 2018, yani 2018, 2018'de 3. geldin. 2020'de geldik ama beğendiler mi bizi gerçekten? Hani Burak Atsat'ı söyledik beğendiler ettiler ama seçime girdiğinde ne olacak? Girme de fena değilsindir ya. Ben yani... Girne değil de diğer taraflarda galiba daha iyi. Bilmem vallahi ben seni çok savaşamadığını düşünüyorum ama. Her şey kısmet. Hayır ama yani. Şimdi Cemal Hoca bu şekilde bırakırsa Zeki Çelebi doğal başkan adayı olur mu? Veya ister mi diyeyim? İster mi Hoca? Yani kendine kaçırmıyor bir şey. Büyük sorumluluktur. Şimdi kendime münhasır bir karakterim olduğu için
toplumun bir kesiminden güzel bir sempati duyulabilir bana karşı. Ama bir kesimine göre de ben daha o noktaya gelebilecek kadar pişmiş de değilim. Yani sen kendini göre görüyor musun? Bilmem, gerçekten bilmem. Düşünmedim çünkü. Yani yalan söylemiş olurum sana. Okay. İsterim dersem de yalan söylemiş olurum. İstemem dersem de niçin düşünmedin olup olmama? Yani sen bu ülkeye bir gün başbakan olmak isterim tabii ki ya. Ben bu ülkeye, ben Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümünden mezun olup meclise giren ilk milletvekili. Aynı yerden mezunum. Ama vekil olan da ilk. Tamam, ben değilim. Ve sağ olsunlar, yani onur öğrencisi gibi birçok etkinliğine beni davet ederler. Hatta bakan kendi birkaç defa yurt dışına gittim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanıtım ekibiyle, eski mezunlarla buluştuk. Her mezuniyet törenlerine de çağrıldığımda konuşma imkanı da tanındı. İlk gittiğimde güzel bir konuşma yaptıydım. Hatta sonunda da dedim ki, yani ilk normalde hatırlarsan 2010'da belediye başkanlığı adaylığı olduydu ben de. Bağımsızdım, seçimi kaybettim. 2013'te milletvekili oldum ama o süreye kadar da özel sektörde birçok alanda çalıştım. Hatta dipnot geçeyim, biraz da propaganda gibi olsun. Neden özel sektöre bu kadar çok önem verdiğimi de emekçiye karşı hep söylerim. Çünkü çalıştığımı 10 yıllık üniversite mezuniyetinden sonraki 10 yıllık süreç içerisinde bir emekçi olarak özel sektörde neler yaşadıysam, benden sonrakıların ve şu andakilerin aynı sıkıntıları yaşamaması için o makama geldiğimde bu kadar mücadele ettim ve bu kadar hırçındım emekçiden yana. Bu da bilinsin. Neyse, olmadı dedim, onu yaptım. Klaplarda çalıştım, diskoda işledim, dondurmacıda, dönercide, beyaz eşyada, mobilyacıda, birçok alanda çalıştım dedim. Ve gün geldi, seçimlerde milletvekili oldum. Gün gelecek dedim, bakan da olacağım, başbakan da olacağım, cumhurbaşkanı da olmak isterim dedim. Sakın gücünüze gitmesin sayın cumhurbaşkanı. Diyerek dedim. Sonra döndüm, bakan iken davet edildim. Ve hatırlarsanız dedim, geçen hafta dedim ki bakan da olacağım, başbakan da olacağım. No offense Mr. Prime Minister, Mr. President dedim. I would like to be the president of the island as well one day diye söyledim. Sayın Akıncı'ya çıktığında şey dedi. Ne istediğin önemli değil. Oraya gelmek için neler yaptığındır önemli olan ve arkada neler bırakıp toplumun seni seçmesini sağladığı. O da wise man gibi olmuş tabii. Güzel idi tabii. Tabii, çok güzel bir söylemi lan. Benim aklıma yerleşti. Kurt bir şey yapacaksın sonuçta ki oralara gelebilesin. O yüzden ister miyim? Çok isterim tabii ki bu ülkede başbakan olup, yani en azından gençken o çılgın, hani bakanlıkanda kedi götürdük laf edenlerdi. Ama iş yaptım mı? Yaptım. Spor potin giyerim. Hala daha spor potin giyerim. Altında tişörtün hanım bugün burada. Ne giydiğim değil, ne söylediğime, ne yaptığıma bakın elbette dedim. Elbette ki, elbette ki ya. O yüzden bu enerjiyi bu kadar, yani çok da genç değildik, artık ortayı da devirdik bilin. Ama hala daha akıl biraz daha gencikan. Çünkü yavaş yavaş şeye başladık biz de. Bir altı, 20 yaşındakilerle konflikt, yani çatışmaya başladık. Fikirler çakışmaya başlar ve agresifleşin onlar sana, sen onlara karşı. Bu her jenerasyon arasında vardır. Bunu yaşamadan ya da en azından yeni jenerasyonlardan hala daha ilişkilerin iyi noktadayken daha üst makamlara gelip bu topluma hizmet etmeyi ben de isterim. Ama bugün o gün müdür, cumartesine kadar değildir diye düşünürüm henüz. Ama bundan sonrasında ben şüphelenmeye başladım bu işten. Mahsus yaparım. Ben, biraz heyecan da olsun. O zaman ben de sana bir şey sorayım. Belediye başkanı adaylığı olduğunu söylüyorum. Yani ona bir ne de çok söylenir. Söylendi, duyduk ama sen sanki hatırlattık bana şimdi söyleyince burada. Yani aday olduydun, doğrudur. Hı-hı. Yani vekillikten oraya geç. Yani bilmiyorum tabii ne düşündük ama. Ya, çok konuşuyor. Ama yakıştırılması hoşuna gidiyordur. Yani zekicilere bunu yakıştırıyorlar sonuçta. Yani bunu yakıştırdığı için Girnerlere çok teşekkür ederim. Yani her gittiğim yerde de aynı soru sorulur bana. Ciddi anlamda bu duyuldu Girne bölgesinde. Şöyle bir anım var. 2014'te de parti üstelik beni aday çıkarmak istedi. 2013'te vekil oldum. 2014'te Girne Belediye Başkanlığı'na adaylığım partide çok konuşuldu. Ve daha o zaman düşün bölgesel seçilirdik. Sadece Girne bölgesine oyuna seçilirdik. Şimdi kaldı ki bütün adadan oy alıp oralara gelirdik. Meclisindeydin. Üçüncü geldim. Üçüncü geldin ya. Belki de daha birinci gelirim. İkinci gelirim ya da hiç gelmem. Tufan Hoca. Kurat Hoca üçüncü sen geliyorsun. Evet, doğrudur. Aynen öyle oldu. Şimdi gene aynı oran gelirse ve konjonktür göreyi partide az önce saydıklarımızı insanlarımız benimseyip bize oy verir ve daha iyi bir noktaya getirir ve toplumun geneline hizmet etme fırsatı olursa o artık o gün gereği o noktada düşünecektir. Vereceğim örnek şuydu. Hisarköy'e gittiydik Gambili'ye bir festivale, Orkide Festivali'ne.
Ve adaylığım konuşulurdu Girne Belediye Başkanlığı için 2014'te. Hiç unutmam, tanımadığım biri ha. Cemal Hoca da yanımdaydı. Bak burası abi, şey söyleyeyim ha dedi. Biz seni seçtik, bizim için mücadele edesin, onun için de yok gidesin sadece Girne'ye hizmet ha. edesin diye. Ve bir an böyle bir şey oldum. Ve döndüm hocaya baktım, anladım dedi. Ve insanların senden beklentileridir önemli olan. Ha hiçbir şey yapamayacak bir noktadaysan, farklı bir siyasi veya hizmet noktasına kendini getirin, o ayrı bir şeydir. O yüzden şimdi demin de söyledim, yalancı durumuna düşmek istemem. Anladım ya seni. Kimseyi umutlandırmak, kimseyi korkutmak, kimseyi de yani hayal kırıklığına uğratmak istemediğim için önümde benim şu anda erken seçim vardır. Erken seçimde bu topluma fayda sağlayabilmek için Toplumcu Demokrasi Partisi'ni güçlendirmek ve hükümete girebilmek ve gerek biz gerekse atanacak arkadaşlarımızın görevlerini layıkıyla yapabilmesi için mücadele etmek vardır. 2022 Haziran'a kadar daha uzun bir süre vardır. Siyasette konjonktür dediğimiz o yaşanmışlar ve yaşanacaklar her gün her an değişebilir. Bir gün bir konuyla ilgili mecliste çok benimsemememe rağmen konuşacak arkadaş rahatsızlandığı için ben çıkıp onu savunmak zorunda kaldım ve başarı da elde ettik. Yani her an ne olacağı belli ya, olmaz. Yani o yüzden bu şekilde cevaplayayım. Yanlış olmaz. Yok yok, ben zaten yani bu zaman çok konuşulduğu için soruyorum. Ben çünkü geliyorum bu şeyler ama Kıbrıs'ta bu mekanizma, bu söylentim, bir şey değil. Bu söylentim mekanizması var. Hep birilerine bir şey yakıştırıyorlar yani memlekette. Öyle güzel bir, şey var. Bir şeydir. En azından şey yakıştırmasından daha iyidir. 2013'te kazandığımda ben UBP'ye geçecekmişim de. UBP 26'yı sağlayacaktı DEPE'yle. Benim hatırlar değil. O neler neler çıktıydı. Hatta işte fasulye yedim dediğim sarayda. Aman Allah'ım hatırladım şimdi. Sen çok eski zaman. O kötü bir yakıştırmaydı. Ama siyasete en azından iyi ki yakıştırmışlar ki 8 sene geçti, hala daha yapmadığım ortaya çıktı. Benim söylediğim doğruymuş. Tabii tabii. Peki sevgili Zeki, her zamanki gibi samimi bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Için çok sağ olasın. Çok zevkliydi. Bütün sorularımız açık yönet cevap verdin. Bazılarında tabii bazı sorularda geçiştirme olacak, başka çaresi yoktur. Çünkü dediğin gibi konjonktür gereği öyledir. Çünkü dediğin gibi alınıp şey yapılır. Bu yani çarpıtılır. Başka bir yere çek. Çekil çekilir. Doğrudur söylediğin. Yani buna dikkat etmek lazım gerekir. Belki de aslında siyasetçinin konuştuklarında kulağını duyması gerekir noktasıdır aslında. Bu çünkü bazıları konuşuyor, kulağı da duymuyor. Ondan sonra ayla pirincin taşıyor. İşte o noktaya geliyoruz. Ondan sonra halkın güveni düzeyi çok düşüyor siyasetçiye. Doğru. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Umarım yakın zamanda tekrardan buluşuruz bu arada. Ne zaman istersen. Başarılar diliyorum. Yeni yasama yılında tabii bilmiyorum neler olacak ama bayağı atraksiyon bekliyoruz. Var. Göreceğiz tabii. Çok sağ olasın. Evet, Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Zeki Çeler ile birlikteydik. Çok güzel bir sohbet oldu. Tabii onun cevapları gördüğünüz gibi açık yürekle verdiği cevapları her zaman bildiğimiz aslında Zeki Çeler davranışı. Benim öyle görüyorum en azından. Her zaman sorulara açık yürekle cevap veriyor. Yine öyle oldu. Güzel bir program oldu. Aslaslarında bugünlük bu kadar. Yarın saat 14'te bir başka konukla birlikte olacağız. Hepinize mutlu bir gün diliyorum.